erimiş, güneş gibi sarı saçlarının rengi solmuş, güzel mavi gözlerinin parlaklığı kaybolmuştu. Ertesi sabah, 10 Kasım 1938 sabahı, Atatürk birdenbire gözlerini açarak yanındakilerden saatin kaç olduğunu sordu. Saat 9'du. 5 dakika sonra, saat 9.05'te Türk milletinin kurtarıcısı, eşsiz kahraman Atatürk hayata gözlerini yumdu. Bütün Türkiye gözyaşlarına boğulmuş, Türk milleti kahraman ve vefakar bir evladını kaybetmişti. Nasıl söylerim ölünü nasıl Atatürk'ün karşında yatmış uyumuş karlar üstüne kalkı başında nasıl söylerim ölünü nasıl elinde beyaz tebeşir geçmiş durmuş tahta başında Atatürk'ün dersleri nasıl söylerim ölümü nasıl çilesine uzanmış idi Atatürk'ün çağır koca da bene nasıl söylerim ölümü nasıl nasıl söylerim benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı. Fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve ebediyen yaşayacaksın. Yolundan ayrılmayacağız, izindeyiz. Devrimlerine ve ilkelerine bağlıyız. Kurduğun bu eseri müsbet ilimlerin ışığı altında daha ileri götürmeye and içti. Ne mutlu Türk'ün diyene. Ata, nur içinde yaz. Nasıl söyledim ölünü nasıl Atatürk'üm karşında yatmış uyumuş karlar üstüne kapı başında nasıl sesini hiç duymadan hissettim. Yokluğun belki de ilk hüznümdü. Atam sana kavuşmadan özledim. Varlığın dağ taş deniz ülkemde. Seninle yürürüz geleceğe. Çoktan göklere yükselsen kalbimizde.